Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İki üç akşamdan beri Asay Musa adlı eserin onuncu meselesi olan Emirdağ Çiçeği başlıklı dersi okuyorduk. Bu dersin yazılış sebebi Kur'an-ı Azimüşşan'a 30'lu 40'lu yıllarda devletin en tepelerinden dil uzatanlara bedel Kur'an'ı savunmak, müdafaa etmek amacıyla çok çeşitli dersler yaptığı gibi Bediüzzaman Kur'an'daki bir takım tekrarlara da dil uzatılmış. Bazı peygamberlerin kıssalarının muhtelif sürelerde tekrarlanması evet. ve bir de bazı ayetlerin tekrarlanmasına dil uzatılmış. Mesela Suriye Mürsülat'ta Cenab-ı Hak izin lil diyor. Bunu on defa tekrarlamış. Rahman suresinde Allah nimetlerini sayarken her nimetten sonra yani Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Yalanlayabilirsiniz manasında olan bu ayeti 31 defa tekrarlamış. İşte bu tekrarlara yapılan itirazlara muazzam cevaplar veren Bediüzzaman Hazretleri dün akşam kaldığımız yerden devam ettiğimiz yerde de bir sual cevap var. Onu inşallah paylaşacağız bu akşam aramızda. İkinci bir sual. Kur'an'da sarihan ve zımnen yani açıkça veya örtülü veya işaret olarak ahiret ve tevhidi ve beşerin, insanlığın mükafat ve mücazatını yani cennetle mükafatlandırılma cehennemde de azap verme meselesini binler defa ispat edip nazara vermenin ve her sürede, her sayfada, her makamda ders vermenin hikmeti nedir? Soru bu. El cevap, daire imkanda ve kainatın sergüzeştine ait, kainatın başından geçen inkılaplarda ve emaneti kübrayı ve hilafeti arziyeyi yeryüzünde Allah'ın halifesi vekili olmak vazifesini omzuna alan nev-i beşerin insanlığın şekabet ve saadeti ebediye bedar olan hem cennete girmesine hem cehenneme düşmesine sebep olan vazifesine dair en ehemmiyetli en büyük, en dehşetli meselelerinde en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkarları ve inatları kırmak cihetinde elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılapların azametinde büyük ve beşere en elzem, en lazım ve en zararlı meseleleri teslim ettirmek için Kur'an binler defa değil, belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki milyonlar kere tekrar ile o bahisler Kur'an'da okunur, usanç vermez, ihtiyaç kesilmez. Mesela, Esselamillah, İnnellezîne âmenû ve amilüssâlihâti lehum cennetün tecriyem min tâhhel enhâr. Zâlikel fevzul kebîr. Bu ayet-i kerime Burç suresi var Kur'an-ı Azim-i Onun 11. ayeti. Yani gökler aliminde burçlar denilen yıldız kümeleri var ya Boğa burcu terazi burcu, balık burcu, ikizler burcu gibi böyle isimler verilen o burçlar üzerine Cenab-ı Hak yemin ederek bazı hakikatleri ayetlerin lisanıyla haber verirken 11. ayette de işte okuduğum bu ayetin meali bu. Yani iman eden ve güzel işler yapanlar için ise altından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur. Bu ayetin gösterdiği müjde-i saadet ebediye yani cennet müjdesi bu hakikat bir çare beşere her dakika kendini gösteren hakikat-ı mevtin, ölüm gerçeğinin hem insanı hem dünyasını hem bütün ahbabını idam ebedisinden kurtarıp ebedi bir saltanatı kazandırır dediğinden milyarlar defa tekrar bilse ve kainat kadar ehemmiyet verirse yine israf olmaz, kıymetten düşmez. Ya her insanın en çok korktuğu, en önem verdiği, en ehemmiyetli endişesi, bu güzel dünya hayatından ölümle ayrılıp yok olup gitmek telaşesidir. Bir daha dirilmemek üzere yok olup gideceğim zanneden insanlara Cenab-ı Hak hayır öyle değil diyor. İman edip de iyi işler işleyenler için altından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur diye bu ayet gibi daha nice ayetler aynı hakikati müjdeliyor. Bu müjde o kadar büyük bir müjde ki insanlık için binler defa, milyonlar defa tekrar edilse yine kıymetten düşmez. İşte bu çeşit hassiz kıymettar meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte ikna ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur'an-ı Beyan elbette sarihan ve zimnen yani açıkça veya örtülü bir tarzda ya da işareten binler defa o, mes o meselelere nazar dikkati celbetmek değil israf belki ekmek ilaç, hava ve ziya gibi birer hacet-i zarri hükmünde ihsanını tazelendirir. Öyleyse Kur'an'da insanları cennetle müjdelemek hadisesi ne kadar tekrar edilse ihtiyacı binendir. Kesinlikle israf değildir, harzalık değildir diye üstadımız o ayet üzerinden bu hakikati ne güzel ifade etmiş maşallah. Hem mesela Vellezine keferu lehum naru cehennem inne zalimin lehum azabun elim. Bu ayetler de inkar edenler içinse cehennem ateşi vardır. Bundan da bahseden çok ayetler var. Bu Fatır suresinin 36. ayet-i kerimesi olmuş oluyor. Diğer ayet de zalimlerin hakkı şüphesiz ki pek acı bir azaptır. Bu da İbrahim suresinin 22. ayeti. Bunlar gibi cennetle müjdeleme ayetleri olduğu gibi Kur'an'da cehennemle azap verme tehdit ayetleri var. Bu ayetleri Kur'an gayet şiddetli ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise Risale-i Nur'da kati ispat edildiği gibi beşerin küfrü, insanların inkarcılığı, kainatın ve ekser mahlukatın hukuklarına öyle bir tecavüzdür ki semavatı, gökler alemini ve arzı yer küreyi kızdırıyor ve anasırı unsurları hiddete getirip tufanlarla o zalimleri tokatlıyor gerçekten geçmiş peygamberlerin ümmetlerin başına gelen inkarcı kavimlere verilen azaplar var ya Kur'an Azimüşşan'da bunlar çok tekrarla insanlığın nazarına veriliyor. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine onlar kadar böyle çok büyük azaplar gelmemiş. Çoğu ahirete bırakılmış bunların. Mesela Nuh kavminin başına gelen tufan hadisesini Üstad burada söylüyor. Nuh peygamber 950 sene kavmi içerisinde peygamberlik yaptı da 80 kişiden başka kendisine inanan olmadı ya. Karısı ve oğlu Kenan bile inkarcıydı. Kocasına inanmadı peygamber olduğuna. Allah'a filan inanmadı karısı. Oğlu Kenan da öyle. O da Allah'a yalvardı ya Rabbi yeryüzünde inananların dışında hiçbir kafir kalmamacısına sen bunları azap ver diye dua edince işte Cebrail aleyhisselam geliyor onun öğretmesiyle bir gemi inşa ediliyor gemi bittikten sonra inanan 80 kişi o gemiye bildir, bildir, yani bildiriliyor ve her hayvan çiftinden de birer çift alınarak gemiye dolduruluyor. Öyle basit bir gemi olmadığı anlaşılıyor. Yani 80 kişi artı her cins hayvandan birer çift ne demek? Ve aylarca semadan yağan yağmurlar, yerden fışkıran sularla o gün Mezopotamya, Filistin Kudüs Şam bölgesinde bulunan insanların tufanda hepsi boğulmuş gitmiş. Tek gemiyi bilen inananlar hayatta kalmış. Kafirlerin hepsini Allah tufan azabında boğmuş. Sonra Vestevet alel Cudi diye Kur'an'da bildirilen Cudi dağına diyor gemi oturdu. Ve gemiden indikten sonra onlar Dicle Nehri kenarında bir şehir kuruldu ve gemide erzak olarak ne varsa hepsi bir kazana dolduruldu. İşte aşure dediğimiz şey o, oh, ta oradan geliyor Nuh peygamber zamanından. Ne var ne yok hepsini büyük kazana doldurdular, pişirdiler, onu yediler. İşte Nuh peygamberin e, kabri Cizre'de, Dicle kenarına kurulan Cizre şehrinde... Nuh Aleyhisselam'ın türbesi bir de Nuh Camisi yaptırmış valilik oraya, şırnak valiliği ziyaretgah olmuş. Bunun gibi daha nice kavimler var ki Allah'ı ahireti peygamberlerini yalanlamanın neticesinde mesela Sad Sadom ve Gomero denilen şehirler büyük bir deprem hadisesinde Toprak onları yutu vermiş şiirleri toprak içine çekmiş. Helak olmuş gitmişler. Lut kavminin başına semadan pişmiş kızdırılmış taşlar yağdırıldı ya. Allah Allah. Bunları Kur'an-ı Kerim geniş geniş anlatıyor. Diğer peygamberlerin kavimlerinin başından geçenler de anlatılıyor. İşte bunları anlatarak İnsanların kafirliği, Allah'ın verdiği sayısız nimetlere karşı, nankörlüğüne karşı gökler alemi de yer kürede kızıyor. Efendim, dehşetli fırtına. Mesela at kavmi çok güçlü, kuvvetli bir kavimmiş. Ondan sonra mermerden saraylar, konaklar yapmışlar. İri yarı insanlar. Fakat e, ee, Hud aleyhisselam onların peygamberiymiş dinlememişler yani sekiz gün yedi gece öyle bir kasırga esmiş ki sen diyor onları görseydin diyor o zaman ayet-i kerime peygamberimiz aleyhisselatü vesselama içi boş kütükler gibi Etrafı savruluyorlardı diyor. Allah buz gibi hem hava soğuk hem de şiddetli kasırga. Helak olmuş gitmişler. İşte bunları Cenab-ı Hak insanlığın nazarına veriyor. Kıyamete kadar gelecek insanlar bunlardan ders ve ibret alsın diye. İza ulgu fiha semiu ve hiye tefur <laughs> Tekadü temeyyizü gayb. Bu da Mülk suresi var. Tebareke diye bildiğimiz Mülk suresi var ya. Yedinci ve sekizinci ayetler. Meali şerifi de şöyle. Oraya atıldıklarında kafirler, münafıklar, bir de çok aşırı günahkar müminler de buna dahil. Cehennemin gürleyişini işitirler ki kaynayıp duruyor neredeyse öfkeden parçalanacak. Tekadü temeyyüzü minel gayr, o demek. Yani cehennem kafirlere, münafıklara ve çok aşırı günahkar müminlere öyle kızıyor ve kızışıyor ki öfkesinden parçalanmak derecesine geliyor diye ayet böyle haber veriyor. Bu ayetlerin sarahati açık ifadesiyle o zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parça parça olmak ve parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayi tammeye kafirlerin çok genel işledikleri inkarlarından dolayı cinayetlerine ve hadsiz bir tecavüze karşı beşerin, insanlığın küçüklük ve ehemmiyetsizliği noktasına değil, belki zalimani cinayetinin azametine ve kafirane tecavüzünün dehşetine karşı sultanı kainat, kainatın sultanı Allah-u kendi raiyetinin yarattığı varlıkların hukukunun ehemmiyetini ve o münkirlerin, kafirlerin küfür ve zulmündeki nihayetsiz çirkinliği göstermek hikmetiyle fermanında gayet şiddet bir şiddetle o cinayeti ve cezasını değil bin defa belki milyonlar ve milyarlar ile tekrar etse yine israf ve kusur değil ki bin seneden beri yüzer milyon insanlar her gün usanmadan kemal iştiyakla ve ihtiyaçla okurlar. Tabi asr-ı saadetten günümüze geçen 1446 Hicri tarihindeyiz. 1400 seneden beri bütün Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Cennet ve müjdele ayetlerini, cehennem ve tehdit ayetlerini okurlar. Ama hiçbir zaman usanmazlar ve bu ayetler olan ihtiyaç hiçbir zaman eksilmez, kesilmez. Evet her gün, her zaman herkes için bir alem gider. tazi bir alemin kapısı kendini açılmasından geçici her biri alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve iştiyakla La ilahe illallah cümlesini bin defa tekrar ile o değişen perdelerin her birisine bir La ilahe illallahı bir lamba yaptığı gibi ya. İnsan her an Allah'tan başka ilah yoktur deme ihtiyacını hissediyor. Ve o kelam bir lamba gibi yaşadığımız alemin her bir anı için takılmış bir lamba gibi alemimizi aydınlatıyor. Öyle de o kesretli geçici perdeleri ve o tazelenen seyyar kainatları karaklı, karanlıktan karanlıklandırmamak ve ayni hayatında, hayat aynısında inikas eden yansıyan suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için o cinayetlerin cezalarını ve Padişah-ı Ezel'inin, Cenab-ı Hakk'ın şiddetli ve inatları kıran tehditlerini Kur'an'ı okumakla takdir etmek. Nefsinin tuğyanından, isyanından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle Kur'an gayet manidar, çok anlamlı tekrar eder. La ilahe illallah kelimeyi kutsuz tekrar eder. Ve bu derece kuvvet ve şiddet ve tekrar ile tehdidat-ı Kur'aniyeyi, Kur'an'da geçen tehdit ayetlerini hakikatsiz tevehhüm etmekten şeytan bile kaçar. Onları dinlemeyen münkirlere Kur'an'daki cehennemi tehdit eden ayetleri dinlemeyen kafirlere cehennem azabı aynı adalettir diye gösterir. Bundan dolayı Dirkçüs Tazretleri diyor ki bazı eserlerinde cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değil diyor cüze gibi bir cümle cennet ucuz değil mühim fiyat ister cehennemde lüzumsuz değil ya bu kadar kafirler münafıklar bu dünyada her türlü halt yiyecekler her türlü günahları işleyecekler inan, kainatın hukukunu e, tecavüz edecekler sonra yaptıkları yanına kar kalıp kabre girip saklanıp bir daha dirilmeyecek olur mu öyle şey ya Allah'ın adaleti, hikmeti, rahmeti, keremi buna müsaade eder mi? Elbette öyle kafirler, münafıklar için bir cehennem gerekiyor. Üstad da diyor ki zalimler için yaşasın cehennem. Ya mazlumların hakkını Allah o mutlak adaletiyle kafirleri, münafıkları, zalimleri tepe taklı cehenneme doldurmakla onların hukukunu iade etmiş olacak. Mazlumların hakkını zalimlerden almış olacak. Temelli kalmak üzere o zalimler, kafirler, münafıklar cehennemde kalacaklar, çıkamayacaklar bir daha. Hem mesela Asay Musa gibi çok hikmetleri ve faydaları bulunan Kıssay Musa, Musa peygamberin kavmiyle başından geçen olaylar onların çok tekrarında risale Ahmedi'nin Aleyhisselatü Vesselam yani diğer enbiyanın kıssalarının da çok tekrarında Risale-i Ahmedi'nin Aleyhisselatü Vesselam hakkaniyetine Allah'ın hak elçisi olduğuna bütün enbiyanın nübüvvetlerini, peygamberliklerini bir hüccet, delil gösterip onların umumunu inkar edemeyen bütün peygamberleri inkar edemeyen bu zatın risaletini, peygamberliğini hakikat noktasında inkar edilmez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından her bir uzun ve mutavasıt yani orta büyüklükteki sureyi birer küçük Kur'an hükmüne getirmek için ehemmiyetli erkanı imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi değil israf, belki muktizayı belagattır. Belagatın gereğidir. Halin icabına söz söyleme sanatına belagat deniliyor ya, Musa İslam'ın kıssası başta olmak üzere bazı peygamberlerin kıssalarının muhtelif ayetlerde tekrarlanması belagatın ta kendisidir. İhtiyacı bina tekrarlanıyor. Ve hadise-i Muhammed'i aleyhisselatü Vesselam, bütün Beni Adem'in, Adem oğullarının en büyük hadisesi ve kainatın en azametli meselesi olduğunu ders vermektir. Evet, Kur'an'da zat Ahmediye en büyük makam vermek ve dört erkani imani için almakla La ilahe illallah rükne denk tutulan Muhammed-i Resulullah Risaleti Muhammediye, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği, kainatın en büyük hakikati ve Zat-ı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam, bütün mahlukatın, yaratılmışların en eşrefi, şereflisi. Ve hakikati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tabir edilen külli şahsiyeti manevisi ve makam-ı kutsisi, iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makama liyakatine dair pek çok hüccetleri, delilleri ve emareleri kati bir Risale-i sanurda ispat edilmiş binden birisi şudur ki, yani bütün peygamberlerin içerisinde makamı en yüksek, en şerefli, Allah'ın en sevgili kulu ve Resulü olmasının gerekçelerinden birisi üstad şöyle sayıyor. Binden birisi şudur ki esse fail yani bir şeye sebep olan onu işleyen gibidir. Düsturuyla bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın hayır, hasenat, iyilik, ibadetlerin hepsinin bir misli onun defteri hasenatına girmesi ve bütün kainatın hakikatlerini getirdiği nur ile nurlandırması, Kur'an nuruyla, iman hidayet nuru ile bütün kainatın hakikatlerini nurlandırması, değil yalnız cin ve insi, değil cinleri, insanları ve meleği ve zihayatları, belki kainatı ve semavatı ve arzı gökler alemini ve dünyayı minnettar eylemesi ve istidat lisanıyla, kabiliyet diliyle nebatatın duaları ve ihtiyacı fıtri diliyle hayvanatın duaları gözümüz önünde bir fil kabul olmasının şahadetiyle milyonlar belki milyarlar fıtri ve reddedilmez duaları makbul olan sülahay ümmeti ümmetinden salih kulları iyi müslümandır, iyi müminleri her gün o zatları sallallahu salat ve selam ile rahmet duaları ve manevi kazançlarının en evvel o zat İslam bağışlamaları ve bütün ümmetçe okulan Kur'an'ın 300 bin hurufunun harflerinin her birisinde on sevaptan ta yüz 100, ta bin hasene ve meyve vermesinden yalnız kıraat Kur'an sadece Kur'an okurma suyetiyle defteri amaline Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amel defterine hadsiz nurlar girmesi gir haysiyetiyle o zatın Aleyhisselatü Vesselam şahsiyeti maneviyeti olan, yani manevi şahsiyet olan hakikati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam istikbalde, yani kendisi hayattayken ve kendisinden sonra bir şeceri tuğba cennet, cennetteki tuğba ağacı hükmünde olacağını Allah bütün gayb alemini bilen Cenab-ı Hak bilmiş ve görmüş o makama göre Kur'an'ında o azim ehemmiyeti vermiş ve fermanında ona tebaiyeti ona uymayı ve sünnet-i seniyesine itibariyle şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir meseleyi insaniye göstermiş. Ve o haşmetli şeceri tuğbanın, o tuğba ağacının bir çekirdeği olan şahsiyeti ve beşeriyetini ve bidayetteki ilk başlardaki vaziyet insaniyesini ara sıra nazar almasıdır. Yani peygamberlikten sonraki manevi şahsiyetini sürekli Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde nazara veriyor. Şahsi hayatının peygamberlik öncesini çok fazla değil ara sıra nazara veriyor. İşte Kur'an'ın tekrar edilen hakikatleri bu kıymetli olduğundan tekraratında kuvvetli bir geniş bir mucizi manevi bulunmasına fıtrat-ı selime şahadet eder, şahitli gider. Yani Kur'an'daki tekrarların Cenab-ı adaletinin, rahmetinin, hikmetinin, kereminin gereği olduğunu samimi müminler, aklı başı olan insanlar da dahil herkes kabul eder. Fıtratı bozulmamış olan her insan bunu takdir etmek durumunda kalır diyor Bediüzzaman. Meğer maddi yani materyalizm, maddecilik tavır hastalığıyla marazı kalbe yani manevi kalp hastalığına ve vicdan hastalığına müptela olan yani eğer böyle fıtratı bozulmuş, kalbi bozulmuş, vicdanı çürümüşse o cins adamlar bunu takdir etmez. Gene bir taraftan gene itiraz etmeye, gene dil uzatmaya devam eder. uzayan dilleri cehennemde Allah koparıp koparıp tekrar yaratıp tekrar koparacak. Öyle olacak o. Yani sen misin Kur'an'a Allah'a peygamberi e dil uzatan? Hadi bakalım ceh cehennemin envai çeşit azapları arasında o diller yaratılıp koparılacak. Yaratılıp yine koparılacak. Bir defa koparmakla bitmeyecek o iş. İslam'a, Kur'an'a, peygambere, şeriata dil uzatanların vay haline öbür tarafta. Onun için şu tazretleri insanlar aklını başına alsın. Kur'an'daki tekrarlar bahanesiyle Allah'a, peygambere, Kur'an'a, dine dil uzatmasınlar diye onları korumak amacıyla bu ikna edici dersleri ortaya koymuş. Bu derslerden hakkıyla istifade etmeyi, ibret almayı Allah hepimize nasip etsin. قَدْ kürül meru. Vav eşşemsi min ramat. Ve yünkürül semu da'mel mai min sakam dahil olur. Yani vicdanı çürümüş, kalbi bozulmuş ya da argo tabiriyle kafayı yemiş adamların durumunu üstad söylüyor. Yani bazen kişi gözündeki hastalık sebebiyle güneşin ışığını yadırgar ya senin gözün bozuk gündüz ortasında güneş yok gece, gece var diyorsun. Hastalık sende ya da ağızda hastalığından dolayı suyun tadını inkar eder Adamın ağzı bozuk ya bu su diyor şey su, suyu kokuyor su hiç tadı yok veya acı senin ağzın bozuk. O adamların durumu gibi adamın vicdanı kalbi bozuk olanlar ancak bu anlatılan yüksek hakikatlere itiraz edilir diye dersini üstadımız böyle tamamlamış diyelim bize dersimizi noktalamış olalım. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين